Aa, merhaba. Size bu videoda Beste Bankası uygulamasının nasıl kullanılacağını ve özelliklerini anlatmak istiyorum. Bu uygulama Play Store'dan ücretsiz olarak indirilebilir. Amacı ise bestekarların bestelerini, söz yazarlarının sözlerini serbestçe çok kişiye ulaştırması ve bunları satışa çıkartması amaçlı yapılan bir uygulamadır. Ama bunun tam karşıtı olan da beste ve söz yazarı Müzik ve söz yazarı, söz, şarkı, sözü arayan kişilerin ulaşabilecekleri ücretsiz bir uygulama. İşleyişimiz hakkında bilgiyi menülerden görebilirsiniz. Reste Bankası nedir? Nasıl çalışır? Tanıtım videomuz var. Tanıtım videomuzu izleyerek de yeniden bu konuda bilgi sahibi olabilirsiniz. Demo yaptırma seçeneğimiz var. Eğer besteniz varsa ve herhangi birileri tarafından henüz seslendirilmemişse biz bu konuda sizlere yardımcı oluyoruz. MIDI demolar yapabiliyoruz. MIDI artı canlı enstrümanlı demolar yapabiliyoruz. Veyahut da siz çalıp okuyorsanız canlı kayıt demolar yapıyoruz. Bunlarla ilgili de incelemenizi bu uygulamayı indirdikten sonra yapabilirsiniz. Beste isteme bölümü var. Beste isteme bölümünde belirli kodlarla biz bestelerimizi yayınladığımız için bu kodları yazarak Adınızı, soyadınızı, e-posta adresinizi, cep telefonunuzu yazıyorsunuz. İlgilendiğiniz eser kodlarını da bu kısma yazıyorsunuz. Kodlardan örnek olarak vereyim. BBK-S05 diyelim ki bunu gönder diyorsunuz. Bu eserle ilgilendiğinizi biz anlamış oluyoruz. Ve eser sahibiyle iletişime geçiyoruz. Eser sahibinden eserin ücretini öğreniyoruz. Sizinle iletişime geçiriyoruz. Ve satışın gerçekleşmesini sağlıyoruz. Diğer bir e, menümüz ise katılım şartları. Biz ben bestelerim var, sözlerim var, şarkı sözlerim var e, veya da işte enstrümantal müziklerim var. Bunları nasıl yayınlarım? Burada bu bilgileri de buradan ediniyorsunuz. Katılım şartları burada. Söz müzik. İşte bizim burada kullandığımız eserleri dinlediğimiz bölüm söz müzik bölümü var, Enstrümantal bölümü var, şarkı sözleri var. Şimdi sanat müziğine tıkladık. Listelerimiz bu şekilde aşağı iniyor. Buradan diyelim ki bir tane eser hemen sayfa açılıyor. Play tuşuna basıyoruz. Evet gördüğünüz gibi eser çalıyor. Bazen bu süre uzayabilir. E, çalma süresi internet hızına bağlıdır. E, uzayabilir. Bu durumda beklersiniz. Siz menülerde dolaşmaya devam etsiniz de o mutlaka çalacaktır oldu ki sayfalar içinde kayboldunuz. Çıkış yaparsınız. Çıkış yaptıktan sonra tekrar uygulamayı açıp devam edebilirsiniz. Aynı şekilde şarkı sözlerini de bu şekilde görebilirsiniz. Halk müziği, sanat müziği, arabesk, fantazi hepsi bunların içindedir. Yine buradan istediğiniz şarkı sözlerine ulaşabilirsiniz. Bu şarkı sözlerini bestelemek isteyen besteciler şarkı sözü sahipleriyle bizim ee, vasıtamızla iletişime geçebilirler. ...beğendikleri şarkı sözlerini besteleyebilirler ve ortak bir çalışmaya da bir sebebiyet vermiş oluruz. Bunun haricinde enstrümantal müzikte de aynı şekilde kategorilerimiz mevcut. Ee, söz yazarlarımızı biz bu şekilde sergiliyoruz. Ee, Bestecilerimizi de aynen bu şekilde sergiliyoruz. Ve bu kişilerin besteleri, söz yazarlarının ve bestelerin gördüğünüz gibi kodlarıyla birlikte, isimleriyle birlikte... Burada sergiliyoruz. Bu şekilde de arama, tarama yapabiliyorsunuz. Söz muvaffakatnamesi var. muhafakat e, muvaffakatnameler, müzik muvaffakatnamesi var ve söz ve müzik muvaffakatnamesi var. Bunların e, önemi ve amacı şu. Muvaffakatnameler nameler, e, gördüğünüz gibi burada sadece bu uygulamada eserlerinizi yayınlamak amacıyla sizden alınıyor. Aksi takdirde hiçbir şekilde sizin izniniz olmadan herhangi bir satış, herhangi bir anlaşma yapılamıyor. Muvafakatnameyi şu ok, sağdaki oktan açarak indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra bunu içeri eserlerini yazıyorsunuz. Eserlerinizi yazıyorsunuz ve altına kendi kimlik numaranızı, adresinizi, imzanızı yazıyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. İleride göstereceğimiz iletişim adreslerini ee, bu uygulama içinde sahipsiniz. Aynı şekilde dediğim gibi müzik muvaffakatnamesi, söz müzik muvaffakatnamesi. Detaylı bilgiler almak için burada bu konuda tekrar bir web sitesinin içinde bir alana sizi yönlendiriliyor. Evet burada gördüğünüz gibi bu konuyla ilgili bilgiler söz konusu. Beste gönderme bölümü var. Beste gönderme bölümünde ise gördüğünüz gibi burada dosya ekle bölümü var. Dosya ekle bölümünden istediğiniz hem gönderiyorsunuz, ekliyorsunuz. Buraya st yapım hotmail.com adresini yani bizim adresimizi yazıyorsunuz. Kendi adresinizi yazıyorsunuz. Ve mesajınız varsa mesajınızı yazıyorsunuz. Gönder tuşuna tıklıyorsunuz ve bize gönderiyorsunuz. Ve site göndermekten haricinde diğer menülerimizde ST Yapım Şirketimizin internet sitesine ulaşabiliyorsunuz. Bizler hakkında bilgi alabilirsiniz şirketimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Menülerinden faydalanıp sitede geziyormuş gibi dilediğinizce dolaşabilirsiniz. Web sitemiz var. Web sitemiz bu Beste Bankası'nın web sitesi. Beste Bankası ile ilgili her şey buradan web sitesinden de ulaşılabiliyor. Buradan işte gördüğünüz gibi bütün özellikler, menü özelliklerini kullanabiliyorsunuz. Web kodumuz var, web kodumuz web sitesinden giriş yapıldığı zaman eserlerin dinlenmesi için istenen kod. Bu kod zaman içinde değişiklikler gösterecektir. Mesaj kutumuz var. Bu uygulama ile ilgili gelen tüm mesajları burada görebiliyorsunuz. İletişim bilgilerimiz demin de bahsetmiştim. Yapım şirketimize ait telefon, adres ve web sitesi bütün bilgiler burada mevcut. Ee, ...muhaffakat naminenizde buradaki bilgileri kullanarak bize göndereceksiniz. Ee, burada duyurular, zaman zaman biz duyurular yapıyoruz. Bu duyular, duyurularla ilgili bilgileri de buradan alacaksınız. Sık sorulan sorular var. Nasıl eser göndereceğiniz hakkında, beste veya şarkı sözünü satın, e, satın aldığımda... ...ayrıca komisyonu ödeyecek miyim gibi sorular var. Cevapları burada. Destek bölümümüz var. Destek bölümümüzden bizlere ulaşabilirsiniz yine internet sitemize yönlendirecektir size uygulama ve bakın beklediğimizde sağda gördüğümüz yeşil zarfa tıkladığımızda biz burada mesajlarınızı bize gönderebiliyorsunuz biz bu mesajları cevaplandırıyoruz bunun haricinde paylaş butonu var. Paylaşla ilgili işte Instagram'dan tutun Facebook'a kadar istediğiniz her yerde sosyal medyada uygulamayı paylaşıyorsunuz. Amacımız daha çok kişiye uygulamayı ücretsiz olan bu uygulamayı ulaştırmak. Öne çıkar var. Öne çıkar. Eğer besteleriniz ve söz sözleriniz, şarkı sözleriniz varsa bunu e günde bir mesajla bu da 1 TL karşılığında cep telefonlarına mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. ...ve dinlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu sınırlı sayıda yapılan bir şey. Bunun için kredi kartı kullanacağınız gibi... ...sizi yönlendireceği ödeme şekilleri de vardır. Ve yeni eklenen sohbet odası var. Sohbet odasında ise... ...kendi profilinizi sağ üstte gördüğünüz yerde... ...tıklayarak düzenleyebiliyorsunuz. Kişileri bu şekilde ulaşıp... ...sohbet edebiliyorsunuz. Bu uygulamayla bizim amaçladığımız şey... Bestecileri, şarkı sözlü yazarlarını, daha çok şarkı sözü arayan müzisyenlerle şarkılarını, bestelerini e, yayınlamak isteyen insanları bir araya getirmek için kullandık. Umarım faydalı olur. Bu videoyla ilgilendiğiniz için teşekkür ediyorum. Beste Bankası'na bekliyoruz.